Göremiyorum. Doğru mu geldim? Burası neresi? Aa, hanımefendi sakin olun, sakin olun. Siz nereye bakmıştınız? Ben göz doktoruna geldim ama göremiyorum. Doğru yerde miyim? Tamam, doğru yerdesiniz. Hoş geldiniz. Probleminiz nedir diye sormayacağım. Evet. Bu gözünüzdeki gözlükler, bunları ne zamandır takıyorsunuz? Doktor hanım, ben bu gözlükleri bir saat önce pazardan aldım. Hanımefendi, diğer taraftayım, buradayım. Merhaba. Burada, tamam. Ne? Bu arada pazardan mı gözlük aldınız? Nasıl yani? Şimdi şöyle oldu. Gel abla, gel. Gözlüğü nasıl bende? Dünya starları gözlüklerini benden alıyor. Gel abla, gel. Merhaba. Hop, güzel ablacığım, hoş geldin. Hoş buldum. Böyle televizyon izleyince bir bulanma oluyor. Gözlerim seçemiyor kelimeleri ve gözüm çok ağrıyor. Özellikle bu gözüm. Tam yerine geldin ablacığım. Hiç doktora gerek yok. Hemen ben senin problemini çözeceğim. Buradan bir gözlük bakalım. Bu olmaz. Bu kar gözlüğü. Bunu bir dene ablacığım. Nasıl, bir tak bakalım. Nasıl? Bir deneyeyim o zaman. Yok, bu değil. Hayır. Bu kesinlikle değil, hayır. Ama çok yakıştı ablacığım, bak gerçek. Tamam, sorun yok. Alayım ablacığım onu, ben çizilmesin. Tamam, bu böyle kalsın burada. Diğer tarafa bakalım. Bu güneş gözlüğü, bu değil. Nerede ya bu bizim numaralı gözlükler? Aha, işte budur. Bak şimdi ablacığım, bu gözlük var ya, bu gözlük. Sen bu gözlüğü bir tak, baktığın şeyin atomlarına kadar, elektronlarına kadar görürsün. Biraz abartmadınız mı? Yok canım, ne abartması? Einstein bile benden gözlük alırdı. Al bak, dene. Bak. Hop, çizilmesin, dikkat edelim. Tamam, deneyeyim bari. Yani değil mi yani? Hayır, yani hiçbir şey göremiyorum. Sen bak, ne yap biliyor musun ablacığım? Ne bak yapayım? Buradayım, bu taraf. Hala buradayım. Bak şimdi, sen bunu tak, akşama gözlerin alışınca her şey HD, full HD göreceksin ablacığım. Bak, güven bana ya. Ha, güven diyorsunuz yani. Tabii. Peki alayım o zaman, yani ne kadardı? 5 lira ver yeter. Tamam, çok iyiymiş. Herhalde. Bizdeki halka hizmet ablacığım yani. Sen hiç merak etme. Hadi güle. Hadi iyi, hoşça kal. Dikkatli git, dikkatli. Tamam. Akşama toparlayacak o. Tamam. Gel. Vatandaş, gözlüğün iyisi bende. Gel. Yani doktor hanım, hiç alışıldık bir şey olmadı ki. Hatta daha kötü oldu. Ay, sizi şok içinde dinledim resmen. Hanımefendi, nasıl böyle bir hata yaparsınız? Pazardan gözlük almak ne demek? Ve numaralı gözlük. Tabii ki de gözleriniz daha kötü olacak. Tamam, neyse, sorun yok. Ben şimdi sizi muayene edeceğim ve doğru gözlüğü beraber bulacağız, tamam mı? Şimdi size buradaki şekilleri soracağım. Her birini birer gözünüzü kapatarak bana cevap vereceksiniz, tamam mı? Ne görüyorsanız onu söyleyin lütfen. Evet. Burada ne görüyorsunuz? Yıldız. Bir gözünüzü kapatıyordunuz. Evet, yıldız. Tamam, diğer gözünüzü kapatın. Burada ne görüyorsunuz? Kare. Harika, süper. Tamam, şimdi bir alt seviyedeyim. Burada ne görüyorsunuz? Ters şekilde C görüyorum. Harika. Peki ya burada? Uçak. Mükemmel. Burada ne görüyorsunuz? Araba, daire, orada... süpürge. Evet. Süpürge, tamam, burada. Kaplumbağa. Kaplumbağa? Evet. Anlaşıldı, tamam. Evet, gözünüzdeki bozukluğu az çok çözdük. Şimdi tam göz numaranızı bulabilmek için bu aleti kullanacağım. Hazırsanız başlıyorum. Evet, bu camı bu gözünüze indiriyorum. Diğer gözünüzü kapatın lütfen. Süper. Şimdi burada bazı ayarlamalar yapacağım. Görüntü netleşince bana söyleyin lütfen. Aha, iyi. Evet. Yani... Ha, bu çok iyi. Tamam. Evet, o gözünüzün numarasını saptadım. Şimdi diğer gözünüze bakalım. Camsız olan gözünüzü kapatın. Harika. Evet. Yani iyi. Bu çok iyi. Tamamdır.
Evet, iki gözünüzün de numarasını tespit ettim. İsterseniz buradan kendinize güzel bir çerçeve seçebilirsiniz. Bu güzelmiş. Takın lütfen. Evet. Beğendim. Beğendiniz, evet. Ama hala cam takılmadı ve net göremiyorsunuz. Yani o seçtiğiniz gözlüğün çerçevesi dar, dolayısıyla da görüş alanınız da dar olacaktır. O yüzden anladığım kadarıyla yuvarlak model istiyorsunuz. Sizin için ben bir model seçeyim. Evet, gözlüğünüz hazır. Buyurun, denemek ister misiniz? Evet, çok isterim. Buyurun. Dünya varmış, çok rahatladım. Nasıl? Çok güzel, artık her yeri çok net görebiliyorum. Harika. Evet, size çok teşekkür ederim. Evet, artık daha iyi görebilirsiniz. Bu arada da satıcı beyefendinin dediği gibi gözlüğün alışma süresi ancak şöyle olabilir. Gözlüğü ilk aldığınızdan itibaren derinlik algısında belki bir şaşırma olabilir. Ya daha yüksek ya da daha alçak yer gelebilir. Ama bunun hariciyetinde hiç görmeden görecekmiş gibi bir alışma söz konusu değil. Haklısınız. Gerçekten çok haklısınız. Bundan sonra ucuz diye asla böyle bir şey yapmayacağım. Hem kendi numaram olmayan gözlükleri de takmayacağım. Sonra gözüm ağrıyor, biliyor musunuz? Bu yüzden asla bir daha böyle bir şey yapmayacağım doktor hanım. Hemen size başvuracağım. Kesinlikle en doğru karar bu. Gözlük önemli bir şey. Hoşça kalın. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Gittim.